Tire yüzünü güneşe döndü. Tire Belediye Başkanımız Salih Atakan Duran, 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın İyi Partili Belediye Başkan adayı olarak Tire Belediye Başkanı seçildi. Başkan Duran, bir hayalimiz var. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire'yi hep birlikte başaracağız dedi. 5 yaşında dedem Salih Duran'ın elinden tutarak girdiğim Tire Belediyesi'ne bugün Allah'ın izni, milletin tercihiyle belediye başkanı olarak girdim. Allah destek verenlerden razı olsun. Sevinçliyiz, mutluyuz. Tire Belediye'mizi daha güzel noktalara getirmek istiyoruz. Bir hayalimiz var. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire'yi hep birlikte başarmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve belediyemizce müştereken yapılan stadın adını ilk meclis toplantımızda olması gerektiği gibi oy birliği ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirdik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile belediyemiz başkanlığı tarafından müştereken işaretlenen stadyumun isminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak değiştirilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edelim. Tire'yi kültür, sanat, tarih ve turizm konusunda marka kent yapmak. 43. Turizm Haftası Kutuhan'da kutlandı. Tire Belediyesi sokak iftarlarıyla ilçe sakinlerini her akşam farklı bir mahallede ağırladı. İftar sofrasında vatandaşlara Ramazan oyunlarının sergilendiği tiyatro gösterileri yapıldı. Belediye Başkanımız Salih Atakan Duran, mahalle ve köy muhtarlarını dönem dönem toplayarak belediyenin mali ve idari konularında bilgilendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarımız için ilk defa çocuk şenliği yapıldı. Tire Belediyesi olarak yine ilk defa 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençlik Şöleni düzenlendi. Kadın Danışma Merkezimizde kadınlarımız için her dönem bir kurs açıldı ve birçok kadınımıza maddi ve manevi destek sağlandı. Tire'de kimse aç yatmayacak diyerek talimat veren Başkan Duran, Tire Belediyesi aşevinin kapasitesini arttırarak daha çok yardıma muhtaç aileye ulaşılmasını sağladı. Milli Mücadele Kahramanı Sunullah Efendi'nin büstü törenle hizmete açıldı. Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali Turgutlu Mahallesi'nde icra edildi. Tire Belediyesi Personel AŞ ve DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi büyük bir coşkuyla imzalandı. Tire'deki işgalci Yunan kuvvetlerine karşı kazanılan ilk büyük zafer olan Fata Zaferi, 100. yılında ilk kez Tire Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Tire Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz sünnet şöleniyle çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu paylaştık. Tireliler olarak farkındalık için pedal çevirdik. Tire bundan tam 97 yıl önce bugün bu saatlerde düşman işgalinden kurtulmuştur. Karanlık sona ererken ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte sizleri selamlıyor. Tire Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Zafer Haftası etkinlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayıp 4 Eylül Kurtuluş Günü'ne kadar devam etti. Tire Belediyesi olarak ilk kez düzenlenen İncir Festivali ile ulusal basında gündem oluşturduk, üreticinin yüzünü güldürdük. İncir denince akla gelen İzmir'in en güzel ilçelerinden biri Tire, incir üretimindeki iddiasını festival aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyurdu. Şehrimiz bu meyvenin ana vatanı gibidir.
Sadece 3 Aralık'ta değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk. Onun yolunda, onun gösterdiği hedefe, onun ortaya koyduğu çizgide ilerlemeye ve yaşamaya hep birlikte devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında yapılan özel programlarla andık. Daha yeşil bir Tire için Tire Belediyesi olarak Fidan Şenliği'ne katıldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Körler Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Balkan Ülkeleri Görme Engelliler Festivali Tire'de yapıldı. Tire, Kuvayi Milliyesi'nin askeri lideri, İstiklal Savaşı kahramanı Gökçen Hüseyin Efe, şehadetinin 100. yılında özel bir programla anıldı. Tire Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü için özel olarak hazırladığı programda izleyicilere sanat dolu bir gece yaşatıldı. Bugün 24 Kasım, başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş, görevi başında hayatını bu uğurda vermiş şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü ve işler duyurularını kutluyoruz. Belediye olarak Tire'nin tanıtımına katkı sağlamak için Travel Turkey Fuarı'na katıldık. Ata mirası tohumlarımızı Tire Belediyesi'nin kendi tarım arazisinde toprakla buluşturduk ve üretimine başladık. Tireli Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. Tire Kent Arşivini oluşturarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetini açtık. Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışarak mahallelerimizin sorunlarını çözüme ulaştırmak için var gücümüzle çalıştık. Oraya taleplerinizi en üst düzeydeki ilgilisi duysun istedik. Ki hani top taca gitmesi gerçekten hedefine varsın. Park ve bahçelerimizi şehrimize yakışır bir hale getirmek için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Taziye evinin tadilatı ve eksiklerini tamamlayarak siz değerli hemşerilerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Sokak hayvanlarının daha iyi bir ortamda yaşamaları için Tire Belediyesi Hayvan Barınağı'nı yeniden düzenliyoruz. Tire Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz satranç turnuvasıyla çocuklarımızın gelişiminde önemli bir yeri olan satranç sporuna farkındalığı arttırdık. Spora ve sporcuya her zaman destek sağladık, onların yanında olduk ve Tireli gençlerimizden oluşan Tire Belediye Spor'un şampiyonluğuyla gururlandık. Bugüne kadar yapılmış en görkemli deve güreşi festivalini Elazığ'daki depremzedeler yararına yaptık. Elazığ depreminde mağdur olan vatandaşlarımız için yardım kampanyası başlatarak onların yanında olduk. Hedeflerimizi yerine getiriyoruz. Bu kapsamda çöp taksi projesini hayata geçirdik. Yine hedeflerimizden olan parklarda ve sokaklarda meyve ağaçları projemizi uygulamaya başladık. Tire Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, köylerde ve şehir merkezinde yapmış olduğu çalışmalarla Tire'nin fiziki şartlarını iyileştirdi ve iyileştirmeye devam ediyor. Bayraktepe'de bulunan mevcut şanlı bayrağımızı hak ettiği şekilde Tire'nin her yerinden görünmesini sağladık.
Cumhuriyet Meydanı ve çevresine estetik bir görünüm kazandırdı. İçinde bulunduğumuz koronavirüs tehdidine karşı mücadelede belediyemizin bütün imkanlarını seferber ettik. Mutlu insanların yaşadığı güzel bir Tire hayaliyle. Salih Atakan Duran, Tire Belediye Başkanı.